arkadaşlar, önceki derslerimizde İslam'da itikadi fırkalaşmanın serüveni, sahipleri, hangi gerekçeler, hangi ortam, hangi vasat, ne tür sebepler itikadi fırkalaşmayı ortaya çıkardı. Bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi bu dersimizden itibaren belli başlı itikadi fırkaları işlemeye başlayacağız. Bunları çok derinlemesine değil, genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız. Mezhepleri bu belli başlı itikadi fırkaları işlerken sıralamayı, kimi zaman tarihi sıralama ortaya çıkışını, kimi zaman ise problem merkezli olarak işlemeye çalışacağım. Şehristani mezhepler tarihinin, tarihi yazıcılığının dev ismi sayılan Ebu'l-Feth-i Şehristani, itikadi fırkaları ele alan El Milal ve Nihal adlı eserinde onları sıralamadan, onları belli bir tasdifle ve ortaya koymadan önce der ki bütün itikadi ayrışmalar İslam tarihinde, bütün itikadi ayrışmalar, bütün itikadi ihtilaflar, farklılıklar aslında dört temel meseleye indirgenebilir. Yani Müslümanlar dört ana mesele etrafında özellikle ayrışıp mesepleşmişlerdir der. Bu dört meseleyi de kebire, kader, sıfatlar ve imamet şekilde şeklinde belirler. İlk ihtilaf en önemli ihtilaf olarak da imameti verir. İmamette de özellikle Şii, Şia en temel ayrım olmuştur. Şia ve Şia olmayan, gru, hepsi e, Şiadan çünkü Şia burada çok farklı bir tavır sergiliyor. İmamette böyle bir ayrım var. E, biz bu imametteki ayrımı en sona bırakalım çünkü Şia bugün geçmişten bugüne kadar İslam dünyasındaki en büyük ayrılık olmuş. O yüzden sona bırakalım. Onun evvelinde diğer üç meseledeki ayrışmalara biraz bakalım. Bunlar kebire meselesi yani büyük günah işleyenin durumu. Büyük günah işleyen hala mümin midir? Yoksa başka bir isimle mi anılması gerekir? İmandan çıkmış mıdır? Ve burada tabi iman ne demektir? İman tanımı içerisinde ne yer alır? Vesaire gibi... Bir başka mesele kader meselesi. Yani insan kendi fiillerinde hür müdür yoksa bir belirlenim altından mıdır? Ve son olarak da sıfatlar meselesini söyler Şehristani. Sıfatlar meselesi de önceki derslerde biraz değilmiştik. Özellikle dış tesirlerin etkisiyle oluşmuş, ortaya çıkmış, Müslümanların gündemi olmuş bir konu. Diğer üç meseleye baktığımızda, imamet, kebire ve kader meselelerine baktığımızda bu üç meselenin aslında dış tesirlerden daha ziyade Müslümanların iç içlerinde yaşadığı bir takım hadiseler özellikle siyasi olayların neticesinde ciddi anlamda ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela ilk itikadi ayrışmayı ifade eden hariciler bizzat Hz. Ali ile Şam tarafı arasında meydana gelen Sıffin Savaşı'ndaki gelişmeler üzerine ayrışan bir gruptur. ve Bu ayrışmasının daha sonra bunu ayrışmasını, haklılığını itikadi bir temele taşımıştır. Ve ciddi anlamda büyük günah işleyenin durumu ve iman meselesini, iman tanım meselesini Müslümanların tartıştı ve ayrıştı bir konu olarak getirmiştir. Yine Cemel ve Sıffin gibi veya daha sonraki dönemdeki Kerbela gibi Müslüman dünyada yaşanması istenmeyen ama yaşanmış olan hadiselerin de nasıl gerçek bir takdir miydi yoksa insanlar kendi hataları mıydı? Bu gibi tartışmaların da etkilediği ama daha genel ölçekte de normalde bizim şu an hala hazırda yaptığımız fiillerimiz ne kadar bizimdir? Allah'ın müdahalesi ne kadardır gibi kader meselesi üzerinde de yine erken dönemlerde ortaya çıktı. Hatta kader meselesini ciddi bir gündem yapan tarafın Emevi valileri, yöneticileri olduğundan bahsedilir. Bunu biraz önümüzdeki derslerde bahsedeceğim. Ama ben şimdi kebire meselesi özelinden başlayıp kebire daha sonra kader sıfatlar ayrışmaları ve en sonra imamet üzerindeki ayrışmalar ve oluşan büyük fırkaların nasıl oluştuğu ve neler söyledikleri ne gibi İslam düşüncesinde İslam tarihinde etkileri olduğuna değinerek bundan sonraki akışı bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk İslam toplumunda ortaya çıkan ilk itikadi ayrışma olarak ilk itikadi grup fırka olarak. E, zikredilen haricilerden bahsedelim. Hariciler e, haraca kökü Arapçada çıkmak anlamına gelir. Bir yerden e, çıkmak anlamındadır ama kullanıldığı harfe harfi göre değişiyor. Harace minne kullanılırsa ila, ila bir başka bir yerden çıkılıp bir başka yere girmek anlamı var. Ancak harici isminin ortaya çıkışı ve kastedilmesi bu, bu ismin bu gruba verilmesinin temelinde haracenin ala ile kullan, arficeri ile kullanılan anlamı. Yani birisine karşı çıkmak, birisine karşı baş kaldırmak anlamının olduğunu görüyoruz. Bu da da e, kastedilen de Hz. Ali'ye karşı çıkmaktır. Yani Hz. Ali'nin ordusunda olup da ona karşı çıkan, ona karşı baş kaldıran ve onun artık imametine meşru saymayan yolunu ondan ayıranlar anlamında isimlendirme. Şimdi bu isimlendirme gördüğünüz gibi tabiata itibariyle sevimli bir isimlendirme değil. Yani o yüzden hariciler dediğimiz grup kendisine bu ismi başlangıçta vermedi. Çünkü isyancılar diye anılmayı kimse istemez. Ve bu isimlendirme muhalif kanattan yani Hz. Ali'nin tabileri tarafından onlara verildi. Yani Hz. Ali'ye muhalefet ederek ayrıldılar. Onun imametini artık geçersiz saydılar. Hz. Ali'ye tabi olanlar onlara baş kaldıranlar isyancılar anlamında hariciler olarak isimlendirdi. Tabii bu haricilik ismi bayağı genel bir kabul görecek bu grubu nitelemek için özellikle muhalifler tarafından. Bir süre sonra kendileri de bu ismi ister istemez yaygınlıktan dolayı kabullenmek zorunda da kalacaklar ama ne yapacaklar? İsmin içeriğini değiştirmek isteyecekler. Bu mesela mezhepler tarihinde sıkça rastlarız bunu. E, i̇lk derslerde de bahsettim mesela bu hiç kimse ben bir fırka kuruyorum diye ortaya çıkmaz. Genelde fırkalar bir şekilde ortaya çıkarlar ama onlara isimleri çoğu zaman diğerleri tarafından verilir. Diğerleri de onlara çok böyle içeriği olumlu isimler vermezler. Ama daha sonra mesela muhalifler tarafından olumsuz anlam yüklü isimlendirmeler ve karşı o bünye de kendisi için güzel övgü dolu isimler vermeye çalışır. Artık burada o fırkanın isminin hangisi üzerine netleşeceği biraz zaman içerisinde belli olur. Ee, ama çoğu zaman dışarıdan verilen ana özellikle ana kitlenin verdiği isim çoğu zaman fırkaya yapışır. Bu noktada fırkanın yaptığı şey şu olur. Bu isim yapışınca bu sefer bu ismi olumlu içerikle dönüştürmek ve değiştirmek ister. Bunu mesela ileride de Mutezili örneğinde veya başka örneklerde de göreceğiz. Haricilerde de benzer şeyi görüyoruz. Mesela bazıları şunu söyledi. Harici edebiyatında da. Evet biz havariciz yani haricileriz ama biz sizin dediğiniz gibi isyancılar anlamında değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihat için çıkanlar anlamında. Yani Nisa suresinde estağfurullah. Men yahruç min beytihi mühaciren ilallahi ve rasulihi. Kim evinden Allah ve Resulü'ne hicret ederek huruc ederse çıkarsa ayetindeki işte o kendisine işaret edilen evlerinden Allah ve Resulü yolunda mücadelede bulunmak için çıkanlar anlamında olumlu bir isimlendirme yaptığını görüyoruz. Aslında hareketin ilk dönemdeki ilk çıkışındaki onlar için verilen özellikle kendilerinin de benimsel isimlerin başında muhakkime gelir. Muhakkime Tahkimciler anlamında. Tabi bunlar tahkimi, birazdan çıkış e, serüvenini anlatacağım da isimlerden başlayayım istedim. Tahkimci aslında tahkimi dine uygun bulmuyor e, bu grup. O yüzden tahkimci demek yani tahkimi savunanlar anlamında değil, tahkimi reddedenler anlamındadır. E, bu grup tahkimin İslam'a ve Kur'an'a aykırı olduğunu söylüyorlar. Hakeme gitme uygulamasının. E, ama bunu kendi ayrılışlarının, ve temel söylemlerinin merkezinde oturttukları için muhakkime ismi bunlara daha çok yapışacak. Hatta daha sonra kendi içlerinde de yaşayacakları bölünmeden dolayı bu ilk Hz. Ali terk edenlere muhakkime Ula, ilk muhakkime ismi de verilecek. Daha sonraki ayrışmaya referans da ondan sonrakiler muhakkime Ahar denilecek. O yüzden bu muhakkime Ula ilk Hz. Ali'den ayrılan ve tahkim üzerinden tahkimin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen ve inel hükme illa ayetini ayetine mülhem olarak la hükme illa hüküm ancak Allah'a aittir sloganını ileri sürmelerinden dolayı muhakkime ismi de kendilerinin de kabullendiği, kendilerinin de benimsediği bir isimlendirmedir. Hz. Ali'nin ordusundan ilk ayrıldık, ayrılıp ilk toplandıkları yer olan Harura köyünden dolayı da bunlara Haruriye ismi verilmiştir. Ee, mesela erken dönemde bu ismin onlar hakkında kullanıldığını da görüyoruz. Yine bu ismin e, mesela sonraki zamanlarda kaynaklarda Fırak Edebiyatı'nda çoğu zaman hariciler için Havariç ismini tercih edildiğini göreceğiz. Ama mesela Doğu Hanefi Fırak Edebiyatı'nda e, Haruriye şeklindeki adlandırmanın kullanıldığında göreceğiz. En er ne kadar havariç ismi daha çok yaygın olsa bile. Ve bunlar Harura köyüne geldiklerinde kendileri için lider seçilmeye giriştiler ve ilk olarak Abdullah bin Vehber Rasibi lider olarak belirledikleri için Vehbiye veya Rasibiye de bu harekete dendi. Yine hariciler için verilen isimlerden iki isme daha açıklama getirip sonra nasıl ortaya çıktı meselesine gelelim. Hariciler için biri oldukça olumsuz, bir de kendilerinin bizzat kendi verdikleri olumlu iki isimlendirme var. Olumsuz isimlendirme Marika ismi. E, marika aslında okun yaydan fırlamasını ifade eder. Meraka fiili okun yaydan fırlamasını ifade eder. Yani ok nasıl yaydan fırlıyorsa bunlar da dinden o şekilde çıkmışlardır. Bu tabi bir hadise referans da verilmiş bir isimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nispet edilen bir hadiste benden sonra öyle bir topluluk ortaya çıkacak ki onlar Kur'an'ı çok çok okuyacaklar fakat Kur'an onların hançerlerinden aşağı inmeyecek. Onlar okun yaydan fırlaması gibi dinden çıkacaklar. Bu hadiste yamur kune ifadesini Efendimiz kullanıyor. Buradan hareketli onun ismi faili yapılarak marika isimlendirmesi yapılmış haricilere bu hadiste bildirilen grubun onlar olduğu imasını ifade etmek üzere. Yani tıpkı Hz. Peygamber buyurmuştu ki benden sonra bir topluluk çıkacak çokça Kur'an okuyacaklar ki haricilerin muhakkimi uyladaki ana kitleye baktığımızda hakikaten kurva denilen isimlerin yer aldığını görüyoruz. Ama onlar işte Hz. Peygamber diyor ki o grup için okun yaydan fırlaması gibi fırladılar işte bunlar onlardır diyorlar. Tabi buradaki Malikah ismi yani hadise referansla kullanıldı harici. Hariciler bu ismi tabii ki kabul etmiyorlar. Bu hadisin fırka çıktıktan sonra mı üretildiği gibi konular bazen araştırmacıların gündeminde olmuş. Bu konuda da yazılan bazı yazılar var. Bu olumsuz isimlendirmenin karşısında kendileri için verdikleri olumlu bir isimlendirme var. O da şuraat. Yani Şari'nin çoğuluğu satıcılar anlamında. Peki bunun övgüye dönük olan yönü nedir? Burada e, sattığı şeyden dolayı. O da şudur, ayet-i kerimede müminlerden bahsederken e, canlarını ve mallarını Allah yolunda karşında cennet olmak üzere satan kimselerden bahsedilir ki Hz. Peygamber döneminde özellikle o zorlu savaşlarda Ashab-ı kira'mı övmek üzere gelen ayetlerdir. Mesela es sözü bile, innallāh ıshtera minel mininen ve Allah müminlerden canlarını ve mallarını işte satın almıştır. Bi endelehumül cennet cennet onların olması karşılığında. Burada işte fiili kullanılıyor. kullanıyor satın alan Allah müminlerde ne olmuş oluyor? Mallı ve canlarını Cennet karşına satılanlar olmuş oluyor. Direkt şerafinin kullanıldığı bir ayet var. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu. Kim canını satarsa ibtigâ-i merullâtillâhi Allah'ın rızasını aramak üzere satarsa satanlar diye ifade ediliyor. İşte burada da yeşri bizzat şerafinin kullandığını görüyoruz. İşte hariciler dediler ki biz bunlarız. Yani bizzat canlarını ve mallarını Allah yolunda satan kimseleriz dediler. Tabi bunun gördüğünüz gibi manası oldukça olumlu. Hatta kendisine bizzat eşşari şeklinde bir nisbeyi benimseyenler Ebu Hamza eşşari var mesela böyle bazı hariciler olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim biz bu haricinin isimlerini isimlendirmesini ortaya koyduk. Nasıl ortaya çıktı bu böyle bir ayrı hareket? Hepimizin, hepinizin tarihte bildiği çok detaylarına inmek istemiyorum. Çünkü bu başlı başına bir ders ister. Sahabe arasında meydana gelen bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar özellikle Hz. Osman radıyallahu anh'ın şahadetiyle birlikte ciddi anlamda ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde Müslümanlar ilk defa kendi içlerinde savaş yapma durumuna geliyor. Mesela İlk savaş Cemel Savaşı. Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeyla, Zubeyr bin Abulmadi Allah'ın bir kanadı temsil ettiği Basra kanadı. Diğer karşısında da beyat almış, halife olarak Hazreti Ali'nin bulunduğu ilk Müslümanlar arasında savaştır bu. Bu savaşın neticesinde Hazreti Ali ordusunun galibiyeti söz konusu. malumunuz. Şimdi burada yepyeni bir problem çıkıyor Müslümanlar için. Çünkü ilk defa bir Müslüman bir Müslümana karşı savaştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki kim bir mümini kasten öldürürse onun yeri ebedi kalmak üzere cehennemdir. Şimdi burada bir mümin öldürüldü ve öldüren de mümin. Bu hakikaten çok ciddi bir problem. O yüzden dedik ya Cemal bir kebire meselesini Müslümanların gündemine yavaş yavaş getirdi. Ve ayet-i kerimeden hareketle Adam öldürmek kişiyi cehennemlik yapıyorsa adam öldüren kimse hala mümin vasfını korur mu, korumaz mı? Diye i̇şte böyle ciddi meseleler gündeme getirdi. Şimdi burada Cemal sonunda e, mağlup olan orduya ne yapılacak? Bu da yepyeni bir mesele. Çünkü daha öncesinde e, Müslümanlar hep kafir ordularla, inançsızlarla savaştı Ve ona göre hükümler belirlendi. İşte savaşta galip gelin, karşı tarafta ne oluyor? Esirler esir alınıyor öldürülüyor, kadınlar, çocuklar esir alınıyor vesaire. Yani müşriklere yönelik hükümler veya kafirlere yönelik. Fakat şimdi bir Müslüman grup, bir başka Müslüman grubu yendi. Şimdi ne olacak? Burada Hz. Ali'nin ordusunda bir grubun şöyle bir çıkarımda bulunduğunu görüyoruz. Diğerlerine, müşriklere ne yapıyorsak onları da onu yapacağız. Çünkü onlar meşru halife isyan ettiler. Onlar artık mümin vasfını kaybettiler diyebilen bir grup ortaya çıkıyor. E şimdi eğer müşriklere yapılan muamele yapacaksanız işte erkekler esir alınacak, kadınlar cariye, çocuklar ne olacak vesaire. Burada Hazreti Ali diyor ki hayır onlar bizim hata yapmış kardeşlerimizdir. Ve şu vurucu cümleyle o onlara müşriklere yaptığımız muameleyi yaparız yapmamız gerekir diyenlerin sesini kesiyor. O da Hazreti Ali diyor ki peki anneniz Ayşe'yi kim alacak? Bu çok vurucu bir cümle oluyor tabi. Yapılan yani çıkarımın e, yanlışlığını çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor ve sesler kesiliyor. Fakat burada bu not edilmesi gereken bir durum var. Cemal savaşı neticesinde Hazreti Ali'nin ordusunu bir grup savaştıkları kişileri artık mümin olarak görmeyip müşrik muamelesi yapmayı aklı gören, bunu yapmalıyız diyen bir grubun olduğunu görüyoruz. Hz. Ali Cemel'de susturmayı başardı. Fakat Sıffin'de öyle olmayacak. Sıffin'de bu sefer Hz. Ali Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan ve ordusuyla karşı karşıya geliyor. Ordunun akışında İmam Eşşay'ın makalatını takip ettiğimizde öyle bir savaş oldu ki diyor, kılıçlar artık kırılıncaya kadar. İnsanlar yorgunluktan yığılıncaya kadar bir savaş oldu ve Hazreti Ali'nin ordusu kazanmak üzereyken Şam tarafında Muaviye bin Ebu Süfyan'ın sağ kolu, danışmanı Amr bin Elas'ın e, bu savaşın hızını nasıl keseriz, nasıl durdururuz? Çünkü o hız kesilmezse çok yakın bir zamanda e, Hazreti Ali'nin ordusunun galip geleceği ve Şam ordusunun yerle bir olacağı ortada. E, burada bir çıkış önerisi olarak mızrakların ucuna Kur'an sayfalarının konulmasını teklif ediyor. Şunu görüyorum muhtemelen, bu Kur'an sayfaları kafaları karıştıracak. Ve şunu çok iyi biliyor, Hazreti Ali'nin ordusunda özellikle kurva denilen kesimin, Kur'an-ı Kerim'le bu kadar iştigal eden, hem hale olan, onunla yatıp kalkan, bu kadar meşguliyet içinde olan kurva denilen kesimin, Kur'an sayfalarını gördüğünde, frene basabileceğini en azından bu ihtimali öngörüyor. Ki İmam Eşşari e mesela makarta şu cümleyi kullanır. Amr bin Elas sanki e, incecik bir gayb perdesinden geleceğe bakıyordu der. Yani sanki ne olacağını biliyordu. Ve o yüzden böyle bir şey yaptı der. Hakikaten plan tutar. Hz. Ali'nin ordusu da bir grup, hepsi değil bir grup, Kur'an mızraklığın ucundaki Kur'an sayfalarını görünce durur. Hz. Ali bunun bir hile olduğunu, savaşa devam edilmesi gerektiğini, Söylese de artık ordu e, tek yürek değildir. Ordu içinde bir ihtilaf çıkmıştır. Ve savaş hızını kesmiştir. Tabi bu Kur'an sayfalarını görünce duruyorsun ama bu ne anlama geliyor? Ne demek? O yüzden Hz. Ali e, bunu sorar. Nedir? Ne istiyorsun? Ne demek bu Kur'an sayfalarını asmak nedir? Onlar derler ki Kur'an aramızda hakim olsun. Ne olacak? Hakeme gidelim, hakem Kur'an hakemler belirleyelim, hakemler Kur'an'a baksın ve buradan hareketle aramızdaki meselede kim haklı kim haksız çözüyorsun. Yani iş masaya bırakılsın oluyor. Tabi bu artık savaşın yönünü değiştirmiştir. Yoksa Hz. Ali ordusu kesin bir galibiyet kazanmak üzereyken birden savaş durmuştur. Artık bundan sonra müzakere kalacaktır. Bu süreçte ki işte iki ordu nasıl, nasıl yapılacak bu tahkim yani hakeme gitme işi işte 6 ay sonra e, Cendel'de işte hakemler ve şu şu kişiler bulunacak. Şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Şimdi burada bu 6 aylık süreç içerisinde ve savaşın bu aşamasında 6 aylık şeye kadar süreç içerisinde Hz. Ali'nin ordusundaki bir grup bu hakeme gitme olayını Kur'an'a aykırı bir tavır olarak görür. Şimdi bazı kaynaklarımız Kur'an sayfalarını görünce savaşı durduran ama daha sonra da savaş durduktan sonra hakem kararı alındıktan sonra da bu hakem karar, hakeme gitme kararının Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu söyleyen haricilerin aynı kimseler olduğundan bahseder. Tabi burada hem savaşı durdurup hem de bunu Kur'an'a aykırı olarak söylenen bir çelişki görünümündedir. Yani bazı kaynaklarımız haricilerin çelişik bir tavır içerisinde olduğunu göstermek için de bunu yapar. Ama bazı kaynakları takip ettiğimizde mesela bazı araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Aslında Kur'an sayfalarını görünce savaşı durduranlar hariciler değillerdi. Özellikle Yemenli kabilelerden oluşan gruplardı. Bunlar zaten çok savaşmak istemiyorlardı. Çünkü Karşı tarafta da kendi kabilelerinden e, kimseler vardı. Savaşı da e, bu e, çok anlam bulunuyorlardı. E, o yüzden bu Kur'an sayfalarını görünce savaşı da bir, bizzat durdurmamasını da istediler. Ama hariciler orada da bunun bir hile olduğunu ve devam edilmesi gerektiğini söylüyor, söylediler. Bu dediğim gibi bazı kaynaklarda bazı araştırmacılar bunun böyle olduğunu dikkat çekerler. Mesela Harici kaynaklara ve günümüze ulaşan kolu olarak bazı kaynaklara baktığımızda, ibaziler bunu söylerler. Yani biz baştan beri Kur'an sayfalarını gördüğümüzden beri bile hiçbir zaman haklımızdan şüphe etmedik. Savaşı durduran bizler değildik Yemenlilerde ve tahkimi de o yüzden baştan beri yanlış buluyorduk diye geçer kaynaklarda. Ama dediğim gibi bazı kayna tarih kaynaklarımız ise çelişkili tavır içerisinde, olmakla gösterir haricileri Ama bir durum var. O durum şudur. Artık iki ordu hakemeye gitme kararı almıştır. Bu süreçte daha sonra haricilerle isimlendireceğimiz bir grup e, tahkim kararının Kur'an'a aykırı olduğunu söylerler. Çünkü derler ki e, biz meşru bir halifenin, beyat almış bir halifenin arkasında o halife isyan edenlerle savaşıyorduk. Meşru bir halifenin isyancılarla savaşması dinin bize verdiği yetkidir. Meşruiyet yetkisidir. Ve biz Hz. Ali beyat almış, meşru bir halifeydi. Ve biz o yüzden kanımızı, canımızı ortaya koyarak bu savaş içerisindeydik. Karşıdaki kendi kabilemizden olanlar da vardı. Müslümanlar olmasına rağmen biz bundaydık. Ama onlar e, meşru halife isyan ederek Büyük günah işlediler. O yüzden biz meşruiyetimiz noktasında hiçbir sıkıntımız yokken, Allah bize meşruiyet hükmü vermişken, biz şimdi kalkıyoruz sanki şöyle demiş oluyoruz. Allah'ın verdiği bu hükmü biz beğenmiyoruz. İki tane insan karar versin istiyoruz. Ve şunu dediler Kur'an-ı Kerim'de. E Söz beyinlerin hükmü illa, illa hüküm ancak Allah'a aittir. Ve Allah ve Resul bir konuda hüküm verdikten sonra size ancak ona uymak düşerken, ayetleri var. Ve kim Allah'ın hükümleri hükmetmezse onlar zalimlerdir gibi hüküm. Ayetler dururken, Allah'ın hükmü ortada dururken bizim iki kişinin, iki insanın, iki beşerin hükmüne gitmemiz Allah'ın hükmünü tanımıyoruz demektir. Ve Kur'an'daki bu hükümlere de karşı çıkmaktır. Şeklini değerlendirdiler ve dediler ki biz şu an imandan çıkmış durumdayız bu yapılan şey bir müminin yapacağı şey değildir. Dediler ve dediler ki tövbe etmemiz gerekiyor. Tekrar iyi mümin olmamız, imana gelmemiz gerekiyor. Ve bunu Hz. Ali'ye dediler. Yani Hz. Ali'ye e, sen de kafir oldun. Çünkü hakemi tahkime karar verdin. Allah'ın hükmünü beğenmeyip hakemlere gittin. Senin de artık sen de biz de aynı hata yaptık. Şirke düştük. Bundan sonra müşriklikten biz imana döndük. Sen de müşrik olarak kalma. Sen de imana gel. Dediler. Ama Hazreti Ali dedi ki bu iman ve küfür meselesi değil. Yanlış değerlendiriyorsunuz meseleyi. O zaman dediler ki sen Allah'ın hükmü dururken insanların hükmüne gitmeyi uygun görüyorsan, müşrikliği uygun görüyorsan bize seni terk ediyoruz dediler. Ve Hazreti Ali'ye onun artık meşru bir halife olma sıfatını kaybettiğini iddia ederek ayrıldılar ve az evvel isimlendirmede ifade ettiğimiz gibi Harura köyüne yaklaşık bir 12 bin kişilik bir topluluk bu köye de toplandılar. Bu süreçte Hz. Ali ile bir yazışmalar, mektuplaşmalar oluyor. ama bu kesim haklılığında kararlı. Hz. Ali bu kesimi önce kazanmak istiyor. E, ee, o yüzden Abdullah bin Abbas'ı onlarla görüşme yapmak üzere gönderiyor. Onlara Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, söylediği söyledi çok önemli bir şey var. Diyor ki onlara Kur'an'dan delil getirme. Onlara sünnetten delil getir. Bu ne anlama geldiğini birazdan ifade etmeye çalışacağım. Abdullah bin Abbas'ın yaptığı görüşmeler neticesinde orada belli bir kesimi ikna ettiğini görüyoruz. Bu kesim onunla birlikte Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Fakat Yine ilerleyen süreçte bu kesimin önemli bir kısmı Hazreti Ali'nin hala aynı kanaatte olduğunu, kanaatinden dönmediğini düşünüyor ve yine onu terk ediyorlar. Harunada toplanan bu grup kendisini öncelikle bir namaz imamı ve bir savaş emiri seçiyorlar bir halife belirleyene kadar. Çünkü baş, Müslümanların başsız kalmaması gerekir. Hz Ali artık meşruiyetini kaybetmiştir. O yüzden kendilerine bir imam yani devlet başkanı veya bir lider seçme işine giriyorlar. Bu konuda birkaç teklif götürdükleri kişiler var. Ama en nihayetinde Abdullah bin Vehb Errasi bir ismi üzerinde bir ittifak sağlanıyor. Ve Abdullah bin er Vehb de bu teklifi kabul edince kabul ediyor. Böylece İslam dünyasında bir üçlü, üç başlılık görüyoruz. Bir tarafta Kufe merkezli olan Hazreti Ali e, halife tanıyanlar. Bir tarafta tahkim e, olayı neticesinde aslında kendisinin artık halife olması gerektiğini söyleyen Şam tarafı var. Muaviye bin Ebi Süfyan tarafı var. Bir de hariciler, kendilerini bir halife seçmiş olan hariciler var. Şimdi burada hariciler ee, gördüğünüz gibi tahkim hadisesini bir itikadi problem olarak gördüler. İtikadi bir değerlendirme olarak gördüler. Ve onlar e, bu meseleyi kişiyi imandan çıkartan bir şey olarak gördüler. Yani ameli bir mesele olarak görmediler. Yani en azından şöyle diyelim. En azından imanın kapsamında olan bir ameli durum olarak gördüler. Yani imanla ilintili olan terkinin aslında iman etmemek anlamına gelen bir mesele olarak gördüler. Çünkü dediler ki bu Kur'an'ın Allah'ın hükmü dururken yani mesele haricilerin gözüne saf bir amel meselesi değildi. Yani karşı taraf isyan günahını işlemiş gibi değerlendirmeliler. İsyan günahını ve daha sonra da Hz. Ali ordusunun da buna ilaveten bir de tahkimi yani aslında tam da itikadla alakalı olan itikada inancı ihlal eden bir mesele olarak değerlendirip her iki tarafı da e, tekfir ettiler. Böylece harici kanadın şeyi şunu görüyoruz. Meseleleri özellikle itikadi düzleme çektiğini ve kendisinin düşündüğü şeyi tamamen İslam'ın ve Kur'an'ın görüşü olarak diğerlerininkinde İslam'ın ve Kur'an'ın aksi ona muhalif olan görüş olarak ve böylece imandan çıkma kişinin mümin vasfını kaybetmesine yol açan bir şey olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Yani mesele tamamen hakeme gitme olayını tamamen bir itikat meselesi olarak bir siyaseten Müslümanlar arasındaki bir meselenin, bir ameli durumun çözümü olarak gidilen bir mesele olarak değil. Tam aksine tam bir itikat meselesi olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. O yüzden de mesela haricilik denince aklımıza e, en en İlk gelen şeylerden bir tanesi meselelerin hep böyle itikadi düzlemde ele alınıp tekfir silahının biraz daha rahatça kullanılması olduğunu görüyoruz. Tabi Hazreti Ali burada haricilerin görüşlerinden dönmeyeceğini anladınca ilk olarak onların onlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor ki ondan sonra Şam tarafına sıra gelsin ve Hazreti Ali ordusuyla hariciler arasında Nehrevan'da meydana gelen bir savaş var ve Nehrevan'da hariciler çok ciddi anlamda bir hezimete uğruyorlar. O yüzden bazı kaynaklar şöyle der, Nehrevan haricilerin kerbelasıdır. O kadar ağır bir e, hariciler için hezimet olmuştur. Bu savaştan kurtulan e, bir grup daha sonra e, İslam dünyasının başına gelen bütün kötü durumların, bu yaşanan şeylerin Hazreti Ali Muaviye bin Demir Süfyan ve Amr bin Elas sebebiyle olduğunu kararını varıp bunların her birisine eş zamanlı bir suikast düzenleme kararı aldıklarını görüyoruz ve bu suikastten sadece Hazreti Ali şehit olarak ayrıldıklarını ayrıldığını görüyoruz. Ama bundan sonra bir gerçeklik var. Hazreti Ali'nin şehit olmasından sonra da bu İslam dünyası çift başlık devam edecek. Irak tarafı, Şam tarafı şeklinde. sonra Hz Hasan'ın bir 6 aylık Irak merkezi, şufe merkezi bir halifeliği daha sonra Muaviye bin Ebi Süfyan beyat etmesiyle artık tek başlılığa dönem ve Emeviler dönemi dediğimiz dönemin başladığı bir dönem gelecek. Ama hariciler artık sadece Hz Ali tarafının değil Şam tarafında, Muaviye bin Ebi Süfyan tarafında uğraşması gereken bir kesim olacak. Ee, sadece Emeviler döneminde de değil, Abbasiler döneminde de e, hariciler, harici dediğimiz grup fırsat buldukça isyan ettiklerini göreceğiz. Şimdi haricileri oluşturan grubun biraz yapısına baktığımız zaman e, bunlar özellikle e, Hazreti Ömer döneminde yeni kurulan ordugah şehirleri olan Küfe ve Basra'ya, ve Mısır'a, Kahire'ye, Fustat'a özellikle buralara yerleştirilen Bedevi Arap kabileleri, özellikle Kuzey Arap kabileleri olduğunu görüyoruz. Ki bu kabileleri biz Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam vefatından sonra Hz. Ebubekir'e beyat etmeyen bir kısmı dinden dönen bir kısmı da beyatı reddeden yani devlet sistemine geçmeyi reddeden eski kabile tarzı yaşamlarını devam ettirmek isteyen kabileler olduğunu görüyoruz ki Hz. Ebu Bekir bunlara karşı savaş ritt dediğimiz savaşlar yaptı. E, ve bu ritt sonucunda bunlar tekrar İslam devleti, devletinin boyunduruğu altına girmiş oldu ve böylece zaten bundan sonra hem devletleşme hem de fütuhat dediğimiz İslam'ın yayılma söz konusu oldu. Yoksa e, Hz. Ebu Bekir'in e, bu kabilelere eski yaşamlarına dönme tercihlerine eğer sessiz kalaydı muhtemelen İslam devleti Mekke ve Medine'de sıkışıp kalan bir site devleti olur ve son 4-5 yılda mücadele etti Bizans tarafından da ilk fırsatta ortadan kaldırılan bir devlet olurdu. O yüzden Hz. Ebu bütün bu Hz. Peygamber'e beyat eden ama onun vefatından sonra ayrılan bütün kabileleri tekrar tek çatı altında toplama çabası çok değerli bir çabadır ki o sayede bir devlet güçlenmiş ve fütuhata girişebilmiş ve bugün belki bizim Müslüman olmamızda bile bu kararın çok önemli bir etkisi vardır. Yani bu karar alınmamış olsaydı belki İslam yayılamayacak ve bizlere de ulaşamayacak, ulaşamayacaktı. Şimdi Hz. Ömer yeni kurulan şehirlere özellikle bu kabileleri yerleştirdiğini görüyoruz. Çünkü bu kabilelerin dediğim gibi zaman zaman devlet için problem teşkil edebildiğini çünkü bunlar eski yaşamlarına dönmek istiyorlar. Devlet sistemine geçmek istemiyorlar. Ve bu de zor yani çöl şartlarında yaşadıkları için çok haşinler, güçlüler, kuvvetliler, gözü karalar. Savaşma konusunda çok mahirler Aynı zamanda bu güçlerinden de yararlanmak için Hazreti Ömer onları çölden, badiyeden yeni kurduğu ordugah şehirlerine getirdi. Burada yine bu kişiler ee, Hz. Osman döneminde özellikle oraya giden önemli sahabilerin dizi dibinde İslam'ı da Kur'an'da öğrenmeye başladılar. Fakat meslekler özellikle savaş olduğu için ve e, bedevi kökenden geldikleri için çok da dinin özüne vakıfta kimseler değillerdi. Hepsi böyle değildi elbette. Onu da altını çizmek lazım. Ama böyle bir e, kitlenin olduğunu bilelim. Şimdi harici kitlesine baktığımız zaman belli kabilelerin özellikle Kuzey Arap kabileleri içerisinde belli kabilelerin olduğunu görürüz. Yani aslında hareket her ne kadar dini ve itikadi söylemlerle ayrışmış, tahkimin Kur'an'a aykırı olduğu gerekçesiyle Hz. Ali'den ayrışmış yani mesele tamamen dini ve itikadiymiş gibi görünse de yapıya baktım, ayrılanlara baktığımızda belli kabilelerden olmaları aslında meselenin biraz da Kureyş'in boyunduruğundan kurtulmaya yönelik olduğunu da bizlere bir nebze gösteriyor. Elbette bu kitle içerisinde gerçekten bu meseleyi dini anlamda, itikadi anlamda problem gören ve dini hamaset sebebiyle ayrılan bir kitle vardır ama lider kadrosunun sanki bu işin içerisinde e, siyaseten de bir takım amaçlar güttüğünde e, aslında bize gösteriyor. Şimdi e, bu kitlenin ileride mesela tekfir söyleme sert söylemlerle hatta bunlar içerisinden çıkacak ezarika grubunun sert uygulamalarını da hatta İslam dünyasını bir nevi zaman zaman terörize eden tetiş eylemleri içerisinde olduğunu gör, olduğuna baktığımızda aslında bu bedevi karakterin e, hem psikolojisini hem de sosyolojisini yani bir zamanlar çölde çok güzel serazat yaşayan yani hayat şartları çok sıkıntı şey e, zor şartlarda yaşıyor tamam çölün imkanları çok az ama tamamen bağımsız bir devlet bir şehir e, şehrin getirdiği yükümlülüklerin olmadığı bir serbestliğin içerisinde yaşarken birden e, ordugah şehirleri içerisinde yaşamak zorunda kalıyorlar bir şehir hayatına geçmenin onların e, psikolojilerinde oluşturdukları bir memnuniyetsizlik bir mutsuzluk hali var ve ee, sürekli savaşan kişiler oluyor, savaşçı oluyorlar. Bu tabii yani bu kitlenin hükümlerinde böyle sert, acımasız olmasında bunun etkisi var. Yine e, dini tedrisatta veya düşünme alanında değildi çoğu zaman savaşlarda oldukları için dini bilgilerinde çok sığ olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanlıklarında şüphe yok. O çok amel ediyorlar. Hatta onlar için e, deve dizli diyorlar. Dizleri o kadar rükü, secdeden dizleri nasır tutmuş, alınları nasır tutmuş. Yani gerçekten uzun süreli ibadetlerini çok samimi uzun süreli yapıyorlar. Çok düşkünler. Kur'an-ı Kerim konusunda Kur'an'a çok bağlılar. Kurra dediğimiz ezberleyen kesim var, hafız kesim var falan ama tabii hem bir köl hayatından gelen, o yüzden soyut düşünmenin çok oluşma, oluşmadığı kimseler olmaları, hem de sürekli savaş halinde olmaları bu kitlenin aslında dini konuda biraz sığ bilgisi sahip olduğunu gösteriyor. Yine bu sığ bilgi aynı zaman tasubu da getiriyor. Çünkü bilgi arttıkça tasub azalır. Bilginiz arttıkça, bir şeyin iç yüzüne vakıf oldukça arkadaşlar, Empatiniz artar. İşte olayın daha farklı yönlerini görmeye başlarsın. Ama bilgi ne kadar azsa, e, fanatizm o kadar fazladır. Bilgi ne kadar azsa taassup o kadar fazladır. O yüzden harici dediğimiz kesimin içerisindeki belli bir kesimin fanatizminin gerisinde de böyle bir sosyolojinin rol oynadığını görüyorsun. Fakat burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var. Çoğu zaman hariciler hep böyle e, bedevi kültüre sahip, kaba saba, e, dini bilgide de çok fanatik, tutucu kimseler olarak gösterirler. Haricilerin belli bir kesimi için bu doğrudur. Ama haricilerin tüm için bunu söylemek aslında bir haksızlık olacaktır. Özellikle daha sonra günümüze kadar da yaşamayı başaran ibazilik konunu koluna baktığımızda bunların daha ilk alimlerinin de e, gerçek sıfatlar meselesi gibi meseleyi de enine boyuna tartışabilecek kadar soyut düşünceye sahip olduklarını. Yine iman, küf, nimet, küfrün, nime görüşüne bakıldığında aslında e, meseleyi ee, böyle dışlayıcı e, ve tekfir boyutuna getirmeyecek mahiyette mahiyette bir tavır sergilediklerini e, aslında şehir hayatına doyum sağlayan bir kesimin olduğunu da görebiliyoruz. O yüzden haricileri biz şöyle bir yanlış yapıyoruz çoğu zaman. E, haricileri hep ezar içlerinden çıkacak ezarika koluyla özdeşleştirip hep böyle bir savaşçı, isyancı, hep tekfir silahını kullanan kaba saba, dini bilgisi, sığ, taassup, fanatik insanlar gibi niteleme gibi bir yanlışımız var. Haricilerin hepsini ifade etmiyor ezharika. Onlar içerisinde gerçekten ilim ehli olan kimseler de var. Tabi hariciler biraz arkadaşlar erken dönemdeki hadiselerde üzerine e, suçlu aranıp da kendisine yüklenen de bir kesim olduğunu görebiliyoruz. Şimdi... O yüzden burada harici anlatımında genelleyicilikten kaçınmak lazım ama tarih genelde kitaplarda haricilerin hep genellemelerle gittiğini görüyoruz ve çoğu zaman ezarika üzerinden tanımlandığını görüyoruz. Hariciler de bu muhakkime grubu da birliğini koruyamayacak daha sonra kendi içerisinde de bazı meselelerde ayrışacak. Mesela en önemli ayrışma arkadaşlar özellikle Emeviler döneminde Emeviler'de yaşanan hatta Emevilerin namaz kılan bir 40 kişilik harici grubu namaz esnasında katletmesinden sonra bu kitle içerisinden kurtulan bazı kesimlerin Emevilere karşı da bileylenmesi ve etrafına topladığı kişilerle birlikte Ehvaz denilen bir bölgeyi ele geçirip de Emevilere karşı açıkça isyana girişmesiyle ki bu isyanın başına Nafi bin Elezrak vardı. Az evvel bahsetmiştim Ezerka demiştim. İlk ayrılış burada başlıyor çünkü Nafi bin El Emevilere karşı ciddi bir isyan bayrağını açacak ve burada Basra'da özellikle Basra'da yaşayan diğer haricileri diğer muhakkimeyi kendisine katılmaya çağıracak. Burası işte haricilerin kendi içerisinde bir bölünmeyi getiriyor çünkü Nafi bin El Basra'da yaşayan diğer muhakkimenin kendisine katılması, hicret etmesini farz görmüştü bir hicret farzı tıpkı Hazreti Peygamber Mekke'den Medine hicret etmesi gibi değerlendirildi ve kendisine hicret et, edip cihad etme farzının bulunduğunu bunu yapmayanların da farzı terk edip tıpkı e, Tevbe suresinde yerilen Tebük seferine çıkmayan münafıklar gibi oturmayı tercih edenler kaade diyecek mesela bu kavramı kullanacak kaade oturanlar ki bunu işte Tevbe suresindeki kullanımdan alacak onlarla aynı olduğunu onların artık mümin olamayacağını, bu sıfatı kaybedeceklerini e, o yüzden bir an evvel hicret edip cihada çıkması gerektiğini söyleyecek. Yani biz bir nevi Ezarika'nın aynı Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine hicretini ondan sonra bir devlet kurup müminlerle birlikte kendine inanmayanlarla cihada çıkmasının modelini kendi bizzat kendi tecrübesini aktardığını, kendi tecrübesiyle özdeşleştirdiğini görüyoruz. O yüzden Ezarika'da ciddi bir tekfir silahı var. Bu aslında bu kadar katı ve sert olmalarının gerisinde de bir isyana ciddi yani Emevi devlete karşı bir isyana girişmelerinin de getirdiği bir unsur olarak da görüyoruz bu radikalleşmeyi. Çünkü hem grubun kendi üyelerini, kendisine tabileri bir adanmışlık içerisinde tutmak için bu gerekli bir şey. Mücadeleyi güçlü tutabilmek için bu gerekli. Bir de bir yandan mesela Zarika'nın bir devlet, Emevi devletiyle başa çıkması öyle kolay bir şey değil. Mesela bu başa çıkmada da yol olarak bir korku yayma stratejisini benimsediğini görüyoruz. O yüzden mesela Ezarika'nın Müslümanların yollarını kesip onları öldürmesi, bir takım böyle katliamlara girişmesi, bir takım tetiş eylemleri yapması, insanları mesela yolunu kestiği insanları sorgulamaya tabi tutup Onların bir nevi imanlarını ölçüp kendileri gibi düşünmediğini görünce müşrik olarak adlandırıp öldürmesi. Bizim istia diyoruz mesela bu uygulamaya. Kişinin kendi halini arz etmesini istiyorsunuz ve onu imtihan ediyorsunuz. Bu Hazine, aslında Mümtehine suresinde Hazreti Peygamber'e verilen bir yetkiydi. Çünkü hicret edenlerden bazılarının niyeti hicret değildi. Allah'ın emrine uymak değildi. Başka hesapları vardı. Ve Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bunu tespiti için imtihan etme yetkisi vermişti. Aynen işte Nafi bin El benzer Hazreti Peygamber'e verilen şeyi kendi durumunda da özdeşleştiğinin bir örneğini de burada görüyoruz. Bu gibi şeyler e, yani dediğimiz gibi mesela benzer şey IŞİD de yapmıştı bir zamanlar. Korkuyla karşı tarafa bir, e, kendi güçlü göstermek bir, ve güç devşirmek için kullanılan bir strateji Ezarika'nın da yaptığını görüyoruz. O yüzden Ezarika'nın hem söylemlerindeki çok sertlik hem de bizzat e, bazı uygulamalar yapması ve böylece İslam dünyasında kendisinin güçlü olduğuna dair bir vehim oluşturması, bir imaj çalışması yapmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bu tarz, bu tarz şeyler diğer muhakkime ile arasını ayıracak. Basra'da bulunan e, muhakkime e, Ezarika'ya Nafi bin Elezrak'ın hem görüşlerine hem de uygulamalarına katılmadığını söyleyecek. Böylece parçalanmanın olduğunu göreceğiz. Daha sonra da kendi işlerine yine ortaya çıkan yeni mesele ve görüşlerde ne işte Necdiye gibi, Sufriye gibi, Baziye gibi liderlerinin nispetle anılan gruplara bölündüğünü görüyoruz. Mesela erken döne şey önceki derslerimizde e, mezheplerin bölünmesinde de şunu söylemiştik. E, bir hadise beklenmedik bir olay çıkar. Bunun karşısında bir tavır etrafında bir kitle oluşur. Bu kitle aslında farklı görüşlere sahiptir ama o olay karşısında yek vücuttur. Ne zamanki olayın sıcaklığı geçer ve yeni meseleler, yeni muhataplar ortaya çıkmaya başlar. Bu sefer o yek vücut olan kitle kendi içerisinde o farklılıkları, e, farklılıkları karşılarına çıkar. Bu farklılıklar kendi işlerini bölünmeye getir demiştik. Benzer şeyi haricilerde görüyoruz. Ezerkoz'un ömürlü olmayacak. Emeviler devlet tarafından ortadan kaldırılacak. E, diğer gruplar da e, pek uzun ömürlü olmayacak. Bunlar içerisinde varlığını sürdürmeyi başaran Sufriye ve İbaziye var ama Sufriye de Kuzey Afrika'da sınırlı bir süre devam ettirdikten sonra bugüne kadar ulaşan, varlığı sürdüren tek kol İbaziye kalacak. İbaziye'nin değerli arkadaşlar, varlığını sürdürmesindeki en önemli etkinin Basra'daki liderleri, Ebu Ubeyde Müslim bin Nebi Kerim'in geliştirmiş olduğu Hameletül İlim Uygulaması Teşkilatı'nda olduğunu görüyoruz. Ebu Ubeyde şunu gördü. Özellikle Irak valisi Haccaç'la ilk zamanlar böyle temkinli ve iyi giden ilişkilerin zaman zaman bozulması üzerine Ebu Bey de şunu gördü. Artık merkez coğrafyasında varlıklarını sürdürmeleri gittikçe zorlaşacak ve ileride belki bunun imkanı kalmayacak. O yüzden merkez coğrafyadan Taşra'ya yayılma, yayılmalarının gerekliliğini gördü. Bu nedenle de Taşra'dan ilim öğrenmek üzere kendisine gelen kişileri yetiştirerek onları tekrar geldikleri yere bir davetçi olarak gönderip orada fikirlerini yayma ve orada imamet devletleri. Çünkü hariciler hep şunu söylediler. Ne e, Hz. Ali tarafı artık meşruiyetini korumaktadır ne de zaten Şam tarafı. O yüzden Emeviler döneminde de Ezarka gibi devlete isyan etmeseler bile devleti meşru görmüyorlardı. O yüzden tekrar bir mümkün olabilecek bildiği ilk anda bir imamet devletinin kurulması gerektiği idealindeydiler. İşte Ebu Ubeyde mesela Mısır tarafından bir talebe gelmiş, Tunus tarafından gelmiş, Umman tarafından gelmiş, Yemen'den gelmiş. Bunları yetiştirdi ve bunları tekrar memleketlerine gönderip bir imamet devleti kurmanın yollarına bakmalarını istedi. İşte bu ilk bu kuşağı, bunların isimleri bellidir, belli kişilerdir bunlar. Hameletül ilim dendi. Ve bunlar gittikleri yerlerde ilk başlarda kısa süreli de olsa, 2 yıllık, 3 yıllık da olsa imamet devletleri kurmaya başladıklarını görüyoruz. Ama bunlardan bir süre sonra uzun soğuklu olmaya başlayanlar olacak. Mesela Kuzey Afrika'da Rüstemiler devleti bir asırı geçecek. Yine Umman'da mesela Umman e, o zamanlardan günümüze kadar İbazilerin hep devlet kurdukları bazen imamet bazen saltanat bazen de her ikisi şeklinde bugün mesela saltanat olarak devam ediyor. Kurdukları devletler olduğunu göreceğiz. Yani Ebu Ubeyde'nin o merkezden taşraya yayılma planının tuttuğunu ve o yüzden de harici muhakkime grubu içerisinden bugün geçmişten günümüze ibazilerin yaşamayı başardığını ve yaşayan tek kolu olduğunu görüyoruz. Tabi az evvel ifade ettim. Hatta bu videonun altına da o makalemi koyacağım. Bize ee, biz hep haricileri ezarika üzerinden çoğu zaman kitaplar tanımladığı için ibazileri de e, sanki ezarika gibi değerlendiriyoruz. Halbuki ibaziye süreç içerisinde özellikle ehli sünnetten hem fıkıh olarak hem itikat olarak hep etkilendi. Belli bazı konular vardır. Ee, yeni mesela İbaziyenin işte ne diyelim Üretullah gibi, Büyük Güneşliğin durumu gibi, Halkur Kur'an gibi bir iki meselede ciddi farklılığı vardır. Uzlaşmazlığı vardır. Ama bunun dışında Ezarika tavrını benimsemeyen bir fırkadır. O yüzden e diğer şeylere baktığımız zaman ılımlı bir çizgi takip ettiğini görüyoruz. Şimdi haricidir te tek bir Ezarika üzerinden okuduğumuzda bu sefer gerek Necdiye'yi Sufriye'yi gerekse de İbaziyi doğru anlamakta hata yapabiliyoruz veya şaşırıyoruz. Yani biz haricileri böyle gördük ama ibaziye nasılmış diye. O yüzden burada dikkat etmemiz lazım. Mesela ibaziler büyük günah işleyenleri ezarika gibi müşrik olarak görmediler. Onlara küfrü niyeme yani Allah'ın verdiği nimete nankörlük edenler şeklinde mümin ismini taşımıyor ama bir müşrik veya dini inkar eden bir kafir konumunda olmadığını e, nimete nankörlük eden kimse olarak görüyorlar. Peki bunun bu ne oluyor? Dünyada mümin muamelesi yapıyor, yapılıyor bu kişiye ama ahirette tövbe etmeden gitmişse bu kişi cehenneme gidiyor ebedi olarak. Ama tövbe etmiş ise mümin olarak yargılandığını görüyoruz. Şimdi hariciler e, arkadaşlar gördüğünüz gibi temel ayrışması aslında bir siyasi kararın, tahkim kararının itikadi zemine taşınması olduğunu olarak görüyorsunuz. Bundan sonra haricilik kendisini özellikle imamet ve kebire problemi üzerinden kendisini konumlandırdı. Yani muhakkimeyi belirleyen o kitleyi belirleyen kimlik artık Hz. Ali'nin imamet, meşhur imameti kaybetti ve imametin yeniden bunun şartlarını taşıyan kişi tarafından kurulması gerektiği fikri vardı ve mesela bunu geliştirecekler. İmam, imam nasıl olur, azledilebilir mi, şu şu gibi. Ee, yine meselenin imamet olduğu göreceğiz. Yine tahkimin de itikat meselesi olarak ele alınması sebebiyle de kalple tasdiğin iman için yeterli olmadı. Bunun dışında da eylemlerin de o tasdiği tutarlı olması gerekiyor. Yani tutarsızsa iman ortadan kaldırdığı şeklinde. O yüzden amelleri de imana katan bir yaklaşım içerisine girdiğini görüyoruz. Yani kebire ve özellikle imamet meselesinde yoğunlaşan bir kitle olduğunu göreceğiz. Daha sonra tabi mesela İbazilik zaman içerisinde yaşamayı başarınca her meselede kendisini daha her itikadi meselede görüşünü eleştirmeye çalışacak. Muhtezile'den ciddi etkilenecek. Mesela Kur'an Kur meselesi gibi. Bazı meselelerde Sünnilikten de etkilenecek. Bu şekilde kendisini ortaya koymaya çalıştığını göreceğiz. Şimdi İmamet konusunda özellikle bir iki noktayı bitirelim, ortaya koyarak noktalayalım. İmamet meselesinde mesela en önemli tezi şu olacak. İmamet Kureyş'e mahsus bir şey değildir. Bu mesela daha Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Beni Sa'ide çağırdığında sakifesine ilk gündeme gelen bir sözdü. Burada muhakeme kitlesi buna itiraz edecek. Diyecek ki hayır, imamet sadece bir kabiliyaslı bir şey değildir. Bunun şartları vardır. İşte takvadır, ilimdir ve cesarettir ve beyattır vesaire ama Kureyşlilik bunun içerisinde olamaz diyecek. Her Müslüman köle dahi olsa imamet hakkına sahiptir. Şimdi burada bazen zaman zaman şöyle yorumlar da yapılabiliyor. Ya hariciler aslında İslam dünyasına ilk halkın herkesin katılımını getirmiş, demokrasi, cumhuriyet getirmiş kitledir vesaire gibi bazen söylemler oluyor ama alakası yok. Bunlar anakronik yaklaşımlar. Çünkü Hariciler öyle farklı düşünceye açık kişiler değiller. Haricilerin derdi aslında Kureyş'e ait olmamasını savunmalarının gerisinde eşitlikçi görüşlerinden daha ziyade kendilerinin Kureyşli olmaması çok önemli. Etkisi var. Şimdi kendileri Kureyşli değil Kuzey Arap kabilelerine mensuplar. Rebiya kabilesine mensuplar. Rebiya kabile ailesine mensuplar. Kureyşlilik şartını kabul ettiklerinde zaten başlarına lider seçemezler. O yüzden de hani bu bu şartı getirmelerinin de gerisinde şey çok dindarlık olması ve eşitlikçi dünya görüşlerinin olmasının daha ziyade bizzat kendi gerçeklikleri söz konusu oluyor. Hulefai Raşid'in döneminde mesela harici Hz. Ebubekir ve Ömer'i rol model olarak görürler. Yani İslam hilafetinin, devletinin en kamil şekilde yaşandığı dönemdir. Onun, onun takip edilmesi gerekir. Hazreti Osman bunu ilk altı yılda takip etti onlara göre. Ama ikinci alt yılda yaptığı uygulamalarla e, o da e, bu meşruiyet, meşru halife olma vasfını ortadan kaldırdı. O yüzden mesela Hazreti Osman'ı e, katleden kitlenin kendilerinin olduğunu da kabul ederler. Yani Hazreti Osman'ın e, ha, haklı bir şekilde öldürüldüğünü ve bunu da bu kitle, kendilerinin de bu, bu iş içerisinde olduğunu bunu kabul ederler. Bundan yana bir problem yaşam Bunu problem görmezler. Hazreti Ali'ye gelince Hazreti Ali'ye beyat eden bunu halife olarak tanıyan kitle olduklarını söylerler. Bunda da bir sıkıntı yok. Hazreti Ali tahkime kadar meşru bir halifeydi ama tahkimden sonra o da meşruiyetini kaybetti derler. Zaten Emevilerin ve Abbasilerin onların gözünde meşruiyetleri söz konusu değil. Şimdi burada şunu, şunu da bitirelim arkadaşlar. Ee, belki bazilikten çok kısa da bahsedilebilir. Şimdi burada şu var. Haricilerin yaptığı bir şey dikkat çekmeli. Dikkat, özellikle tahkim üzerine yaptığı bir şey dikkat çekeyim. Bir siyasi hadiselerin gelişiminde gidilen bir şeyi tamamen bir itikat meselesi haline aldılar. Ve ona getiren süreci ihmal ederek Direkt Hz. Ali'yi yani daha Müslüman 10 yaşında Müslüman olan ve hiçbir şirk dönemi bulunmayan. O yüzden Hz. Ali'nin isminden sonra Kerremallah ve veçe denilir biliyorsunuz. Allah yüzünü e, nimetlendirdi, seçkin kıldı vesaire zatını seçkin kıldı anlamında. Ve ilmiyle yani ben ilmi şehriyim Ali kapısı denilen bu kadar ilmiyle vesairesini öne çıkan e, Hz. Ali'yi e, tekfir eden bir kitle olduğunu görüyoruz. Peki buradaki şey ne? İşte burada öne çıkarmak istediğim, söylemek istediğim nokta şu. Harici aslında şunu atladılar ve atlamak istediler. Tahkime kadar giden süreci görmek istemeler. Sanki Hazreti Ali bana beyat ettiniz, evet din bu noktada bana meşruiyet hükmünü veriyor mu? ben bunu beğenmiyorum. O yüzden ben iki tane insan sessin diye bir önündeki seçenekten bu seçeneğe gitmiş değil. Tahkime giden süreç zorunlulukla gidilen bir süreç. Tahkime giden süreç işte o az evvel anlattığım sıfın neticesinde ortaya çıkan durumla gidilen bir süreç. Şimdi buraya kadar giden süreci tamamen atlayıp sanki az evvel dediğim gibi Hz. Ali sanki Kur'an hükmü dururken insanların hükmünü beğenmiş gibi ki la hükmelillah hüküm ancak, ancak Allah'a aittir sözünün Hz. Ali tarafından ve be, benimsenmemesi, buna onun itiraz etmesi düşünebilir mi? Yani Hazreti Ali kalkıp hayır Allah'a ait değil bana aittir mi diyecek. Burada dikkat ederseniz o süreçleri tamamen atlayıp sadece tahkime odaklanıp Sadece tahkimi bir din nazarından, özellikle de itikat nazarından değerlendirdiğini görüyoruz. O yüzden tarih boyunca süreci atlayıp da süreci zorunlu olarak getirdiği noktayı sadece itikat üzerinden değerlendirip o yüzden de kendisi için herkesi tekfir eden, dinin dışına çıkmakla itham eden ve kendi, bundan bunu bahane ederek de Müslüman idarecilere karşı isyan eden her gruba harici isminin verildiğini görüyoruz. Mesela Şehristanlığın harici tanımlarken şöyle bir ifadesi var. Meşru halife isyan eden herkes haricidir der. İster sahabe olsun ister başkası. Hulefa-i Raşidine isyan etmiş olsun ister başkasına. Fark etmezler. Aslında bu e, haricileri doğru tanımlayan bir şey değil ama haricilerin tavrını doğru tanımlayan bir şey. Çünkü bunu benzer, günümüzde de benzer örneklerini görebiliyoruz. Yani diyelim ki bir siyasi uygulamayı, oraya giden süreçlerin her hepsini atlayarak sadece o uygulamayı direkt Kur'an ayetleriyle değerlendirip işte bu şirktir, bu küfürdür vesaire deyip kendileri gibi düşünmeyenleri de şirke küfre düşmekle itham edenlerin e, haricilere bu noktada benzetilmesi tavır benzerliği anlamındadır. Yoksa bir hariciliğin devamı olarak mesela Selefiler genelde haricilerin devamı diye e, bazen lanse edildiğini görürüz. Evet bu devamlık organik bir devamlık değildir. Böyle bir alakaları yoktur. Selefiler de haricileri reddeder. Haricilerin de devam değiller. Ama benzer bir tavır ben, e, ortaklığı veya tavırda bir benzerlik görülmekte. Mesela Vehhabilik de Osmanlı uleması tarafından günümüz hariciler diye isimlendirmiş. Neden? Çünkü meşru devlete isyan ediyor ve bir takım şeyleri itikat sahasına çekerek onun üzerinden isyanı temellendiriyor. Yani haricilik belki mensubu kalmadı. İbazilik harici, istisna tutarsak ama benimsediği tavır ve davranışlarla sonraki dönemde de belli e, görünümleri olan veya benzer tavırları benimseyen farklı gruplara rol model gibi görebileceğimiz. O yüzden de isim olarak bir etiket olarak her dönemde kullanılan bir yapı olduğunu görüyoruz. E, Bazılık organik bir devamdır ama görüşleri itibariyle baktığınızda geldiği son noktaya kadar bir sürece baktığınızda o ilk çizgiden epey dönüşmüş özellikle zarika ile mukayese edilmeyecek kadar farklılaşmış ve bugün pek çok gruptan daha ılımlı diyebileceğimiz bir yapıya gelmiş bir yapı görüyoruz. Tabi bunda mesela bugünkü günümüzde çok daha ılımlı. Bunun gerisinde de bir takım siyasi ve sosyal bağlamların olduğunu da görmek lazım. Yani meseleleri hep yine biz mezhepler değerlendirirken sadece bir fikir ve düşünce veya itikaz sahasına değerlendirirse yine aynı hatayı yapmış oluruz. Her şey çok sebeplidir, çok faktördür. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Haricilerde böyle noktayı koyalım. Bir dahaki ders görüşmek üzere.